Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi anlatacağım hikaye gerçek olaylardan kurgulanmış. Yılmaz ailesinin çocuğu bir gün ateşler içinde yanıyor, titriyor. Hemen diyorlar ki karşıdaki aile sağlığı merkezine götürelim. İçeri bir giriyorlar, aile sağlığı merkezi buz gibi, dışarıdan daha soğuk. Ya niye böyle oldu? Diyorlar ki çünkü Sağlık Bakanlığı yeterli ödenek vermediği için biz de ancak bu kadar ısıtabiliyoruz. Neyse, giriyor, muayenesi ne oluyor? Doktor ilaç yazıyor. Bir gürültü yan taraftan. Ne oluyor diye kafalarını uzatıyorlar. Yan taraftaki doktor şiddete maruz kalıyor. Neyse, aile gidiyor hemen karşıdaki eczaneye. İlaçlarını alacak, reçeteyi uzatıyor. Eczacı diyor ki ya burada antibiyotik ve ateş düşürücü yazılmış. Maalesef bu ilaçlar eczanede yok. Ya olur mu diyor anne, daha geçen hafta Sağlık Bakanı açıkladı eczanelerde bütün ilaçlar var diye. Vallahi abla diyor, bakın mahalle eczanesindeki olmayan ilaçların listesi. İstiyorsa Sayın Bakan hem bakanlığın ya da meclisin en yakınındaki bir eczaneye giderse bu ilaçların olmadığını kendi de tespit edebilir. Tabii ilacı alamadan eve geliyorlar. Gece çocuk tekrar rahatsızlanıyor. Diyorlar ki ya şu yakındaki hastaneye götürelim çocuğu. Kadın diyor ki bey unuttun mu diyor, o hastane geçen hafta kapandı. Şehir hastanesine taşındı doktorlar. Ya ne yapacağız, para da yok cebimizde. Taksi parası bayağı tutar. 200 lira komşulardan bulup buluşturuyorlar. Şehir hastanesine gidiyorlar. Bir bakıyorlar ki 500. sıra. Ya niye bu kadar kalabalık? Gündüz muayene olmak için randevu alamıyoruz da onun için biz de acile geliyoruz mecburen diyorlar. Doktor reçeteyi yazıyor. Pardon, doktor serumu veriyor. Çocuk biraz iyileşiyor. Diyor ki yarın randevu alıp bir uzmana göstermeniz lazım. Şanslı günleri 10 gün sonrasında randevu alabiliyorlar. Tam 9. gün oluyor. O mutlu gün gelecek. Bir telefon, maalesef randevunuz iptal oldu. Çünkü doktor yurt dışına gitmek için istifa etti. Mecburen bileğindeki son bileziği satıp özel hastaneye götürüyor. Sayın Bakan, bu anlattığım aslında liyakatsız ve beceriksiz politikalarınız nedeniyle 20 yıldır sağlık sistemini getirdiğiniz politikaların sonucu. Sayenizde koca koca hastanelerimiz var, evet, ama içinde doktor yok. Doktor olsa randevu yok, randevu olsa ilaç yok. Hani bir sloganınız vardı, hayal de gerçek oldu. Sayenizde doktora da, ilaca da, sağlığa da erişim gerçekti, hayal oldu. Sayın Bakan, haftalardır çocukların beslenmesinin yetersiz olduğunu ve okullarda beslenme verilmesiyle ilgili tartışma yaratıldı. 0-12 yaş yaşında, 0-12 yaş grubundaki çocukların beslenememesinin ileride nasıl bir sağlık sorununa yol açacağını en iyi bilen bakan sizsiniz. Ama maalesef bu konuyla ilgili tek bir açıklamanız dahi yok. Gözlerinizi gerçeğe kapatıyorsunuz. Türkiye OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunun en ağır yaşandığı iki ülkeden biri. Hani övünüyorsunuz da şu kadar hasta doktora gitti diye. Sayın Bakan, bu övünülecek bir şey değil. Asıl önemli olan koruyucu sağlık hizmeti. Yani iyi beslenerek, sağlıklı barınma koşullarıyla bu insanları doktora ve ilaca muhtaç etmeyecek bir sistem yaratmak. Son olarak da bir konuya değinmek istiyorum. 6 yaşında bir çocuk istismarı süreci bir haftadır bu ülkede konuşuluyor. Bu habere ses yükseltenler, ortaya çıkaran gazetecilerin ödüllendirilmesi gerekirken din düşmanlığıyla suçlanıyorlar. Asıl din düşmanlığı dini istismar eden alçaklardır. Çocukları istismar etmeyi kendilerine hak görenlerdir. Bu iğrençliğe sessiz kalıp bu pisliğin üzerine örtmeye çalışanlardır. Sayın Bakan dönüp diyor ki bu iş siyasi değil. Sayın Bakan, bir gece yarısı çocuk istismarını aklamak için çıkardığınız kanun teklifimiz siyasi değil. Kimsesiz çocukları tarikatlarla protokol yapıp onlara emanet etmek mi siyasi değil? Bu tarikatları beslemek, büyütmek, bürokrasinin içine, hatta en tepesine yerleştirmek mi siyasi değil? 6 yaşında evlenilebilir diye fetva veren tarikatlar istedi diye bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek mi siyasi değil? Adalet Bakanı'nın çocuğun rızası var demesi mi siyasi değil? Sayın Bakan, bu iş tam da siyasetin göbeği. Gerçi siz iktidarda kalmak için, 3-5 oy fazla alabilmek için ve koltuğunuzu korumak için bütün bunlara zemin hazırlayabilir.
Tamamlayın sözlerinizi. Bunlara zemin hazırlayıp sonra da sosyal medya üzerinden beni siyasi hırslı olmakla suçlayacaksınız. Tüm bunları yapacaksınız. Sonra timsah gözyaşı döküp sürecin takipçisi olacağız, müdahil olacağız diyorsunuz. Yetmez. Tutuksuz yargılayan, doğum raporu yerine kemik yaşı isteyen savcının, kemik yaşı testine başkasının girmesine göz yuman doktorun ve onun arkasındakilerin, bunların derdi çocuk değil, Timur Soykan yargılansın diyen trollerinizden, istismarcıyı savunan paylaşımı beğenen il müdürünüzden, emniyete, yargıya, bürokrasiye yerleştirdiğiniz, 6 yaşında çocukla evlenilebilir diyen tarikatların müritlerinden hesap sorabilecek misiniz? Yasalarla değil, şeyhin talimatlarını önceleyenlerden hesap sorabilecek misiniz? Sormazsınız, soramazsınız. Ne yüreğiniz, ne insanlığınız, ne de vicdanınız buna yeter.